Orhan Uğuroğlu, Yeni Çağ Gazetesi Siyaset, İhanet Saadet Partisi Genel Başkanı olduğu dönemde Mustafa Kamalak, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şöyle eleştirmişti. İhanet, liderimiz Erbakan hocamıza yapıldı. İhanet, Büyük Orta projesine eş başkan olmaktır. İhanet, Kıbrıs Barış Harekatı'nda bize tek destek olan Kaddafi'ye karşı küresel emperyalistlere 6 savaş gemisi vermektir. İhanet, küresel emperyalizmle işbirliği için malum tezkereyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunmaktır. İhanet, kendi medeniyetini, öz tarihini kurutup AB Bakanlığı'nı kurmaktır. İhanet, binlerce genç işsizken 1 milyar 200 milyona aksaraylar yapmaktır. İhanet, hükümetin 10 bin ton altını faiz lobisine vermesidir. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dan AKP lideri Erdoğan'ı bu konuda şöyle eleştirmişti. Erbakan'ı sırtından hançerledin. Sen Erbakan'la helalleştin mi? Siyasette helalleşme adımını Kılıçdaroğlu ta o gün atmıştı. Atı alan Erdoğan, Üsküdar'ı o gün Erbakan'dan ve milli görüşten koparak geçmişti değerli okurlarım. Eski Yargıtay Başkanı Profesör Doktor Sami Selçuk bana gönderdiği Günümüz Türkiye'sinin Gerçek Sorumluları başlıklı yazısında özetle şu vurguları yapıyor. Jacques Attali'ye göre 1900 yılında bugünkü anlamda demokrasi hiçbir ülkede yoktu. 2006 yılında ise 119 ülkede. Yani dünya devletlerinin %62'sinde çok partili düzen bulunmaktaydı. Ancak bunların sadece pek azında özlenen en iyi yani optimum demokrasi vardı. Türkiye ne yazık ki bu son öbek içinde olmak şöyle dursun, araştırmalara göre artık kimi Afrika ülkelerinin bile gerisindedir. İktidardan gücünü alan bir parti kapatılsın deyince dava açılabiliyor izlenimi var. Bu izlenimin yaratılması bile güç tekelinin yargıda olmadığı düşüncesini gündeme getiriyor. Bu durum bile demokrasiyi yaralar. Demek partiler dahil hiçbir kuruluş, hiç kimse bu ülkede özgür değil. Yönetenler de kim olursa olsun gösteride bulunarak yönetenleri uyarma hakkınızı sizin elinizden asla alamaz. Alırsa yetkisini ki buna yanlışlıkla görevini diyorlar, kötüye kullanma suçunu işlemiş olur. Çünkü her hak insan hakları ve şerefiyle bir hukuk kişisi ve öznesi kılan bir erktir güçtür, iktidardır. Bu yüzden hukukun son derece ayrıklı, ayrıklı olduğu için de çok sınırlı olarak düzenlediklerinin dışında hiçbir yetkili ve güç sizin anayasalarda yer alan haklarınızı, erklerinizi, iktidarlarınızı elinizden alamaz. Kısaca bu erkleri, iktidarları kişinin elinden her yöneten de suçlu, her yönetim de faşisttir. Kimse şunu unutmasın, Hukukun üstünlüğüne dayanan bir düzende devleti yönetenler de dahil hiç kimsenin suç işleme özgürlüğü yoktur. Varsa o düzen faşizme kaymış demektir. Faşist bir düzende ise artık hak ve özgürlüklerle donatılmış bireyler yoktur. Sadece faşist düzenin yarattığı şerefleri elinden alınmış köleler vardır. Almanya'da başbakanlar kendi apartman dairelerinde otururlar. Çünkü oralarda saygınlığı, borç içindeki halkını savsaklayarak, saraylarda keyif çatmada değil, demokratik düzenin gerçekleşme düzeyinde gören bilinçli yöneticiler vardır. Batı, ekmek bulamayan halkına pasta yesinler diyenleri yönetim kadrolarından yaklaşık 250 yıl önce kovdu ve onlar da o koltuklara bir daha dönemediler. Çünkü oralarda hukuk ve devlet insan içindir. Kimse kendisini avutup aldatmasın. Buna karşın bizde saraylarda oturan, yüzlerce araç eşliğinde, binin üzerinde kurumayla sokağa çıkan, ana caddeleri dakikalarca kapattıran yöneticiler ve devlet var. Çünkü bizde insanlar, hukuk ve devlet, devleti yönetenler içindir. Ama umudunuzu kesmeyin, her dönemde köle sanılanlar, kurtuluşu eninde sonunda başarmış yarınların efendileri olmuşlardır. Şimdi toplum en dayanılmaz noktaya gelip tıkanmış durumda ülkemizin en yaşlı hukukçularından biri olarak herkesin, öncelikle de yönetenlerin sağduyularına sesleniyorum. Ben böyle bir dönemi hiç yaşamadım. Değerli okurlarım, Alf, PR, ORC, Asal, Temiz, Optimar, Metropol, Aksoy ve Yön Eylem olmak üzere toplam 9 anket şirketinin Temmuz ayında yapmış oldukları araştırmanın ortalamasına göre AKP 31,3, CHP 26,8, İyi Parti 14,3, HDP 9,8, MHP 7, Zafer Partisi 2,8, Deva Partisi 2,3, BTP 1,8, Gelecek Partisi 1,4, Yeniden Refah Partisi 1,4, Saadet Partisi 1. Bu tabloyu ittifaklar açısından Cumhurbaşkanlığı seçimine göre değerlendirirsek, Cumhur İttifakı %38,3, Muhalefet İttifakı %61,7. Merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in şu sözü gerçekleşiyor. Boş tencerenin düşüremeyeceği iktidar yoktur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi daha fazla köşe yazısı dinlemek için kanalıma göz atabilir, dilerseniz abone olabilirsiniz videolarımdan ilk siz haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın